Efendim Figen. Suzan teyze hayati tehlikeyi atlattı çok şükür. Sağ ol canım. Doktor şimdi bir kişinin girebileceğini söyledi içeri. Furkan girdi, onu bekliyorum. Oh be, hiç değilse biraz içim ısınır. Dondum ya, dondum valla. Buz kestim sokaklarda. Allah ev barkı olmayanlara yardım etsin. Hasta da olsan, turp gibi de olsan, hastane herkese lazım işte. Furkan'la ben mi? Bilmiyorum Figen. Bunun ne işi var burada? Kim? Şu an düşünebildiğim tek şey Suzan teyzenin hayati tehlikeye atlatmış olması. Furkan da çok üzüldü tabii. Görsen perişan oldu. Hani kolay değil tabii ki. Kalp krizi geçirdi kadın sonuçta. Ana! Suzan Hanım hasta olmuş, ölümlerden dönmüş. Furkan şimdi perişandır. Görüyor musun kadının başına gelenleri? Ama ben inanıyorum. Suzan teyze gelişecek. Bırakmayacak bizi, güçlüdür o. Sanırım sen haklıydın. Ben boşanma davası açmak için çok erken davrandım. Öfkeyle hareket ettim galiba. Suzan teyze bu haldeyken benim tek bildiğim Furkan'ın yanında olmam gerektiği. Galiba bu boşanma olayını ben biraz askıya alacağım. Hı. Karnı halan çeker. Sen de ana çekersin. Yazıklar olsun sana verdiğim emeklerin hepsini. Hey gidi mey. Boşanmıyor musun? Oo, zengin kocanın saltanatını süreceksin. Yok yok, olmaz öyle üç kuruşa beş köfte. Ben öyle hastane köşelerinde ısınmaya çalışırken sen de onca malı tek başına yiyeceksin öyle mi? Yedirtmem vallahi, yedirtmem.